Herkese merhabalar. Sizlere bu videomda kimyasal türler arası etkileşimlerden bahsedeceğim. TYT kapsamında. Şimdi bu videomda güçlü etkileşimlerden olan iyonik bağdan bahsedeceğim. İlk videomda iyonik bağın özelliklerini inceleyeceğiz. Güçlü etkileşimler atomlar arasında oluşuyordu. Zayıf etkileşimler moleküller arasında oluşuyordu. Güçlü etkileşimler 3 taneydi. İyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ. Bu videomda iyonik bağ anlatacağım. Diğer videolarımda ise kovalent bağ ve metalik bağdan bahsedeceğim. Şimdi iyonik bağ elektron alışverişi gerçekleşiyordu. Metal ve ametal atomlar arasında gözleniyordu. Değerlik tabakası üzerinden elektronlar aktarılıyordu. Elektron kaybeden atom yani pozitif iyon katyon oluyor. Elektron alan atom ise negatif oluyor. Yani negatif iyon oluyor. Anyon oluyor. Anyon haline geçiyor. İyonik bağ ise bu katyon ve anyon yani zıt yüklü iyonlar arasındaki çekme sonucu oluşuyor. Kolayca elektron kaybeden atom yani katyon yani metal elektro pozitif oluyor. Negatif yüklü iyon olan anyon ise elektro negatif olarak tanımlanıyor. İyonik bağları içeren bileşikler de iyonik bileşikler olarak biliniyor. Şimdi iyonik bağ geçmeden önce bazı bilgileri bilmemiz lazım. Aslında biz bunları atom ve periyodik sistem konusunda gördük ama bu bilgileri tekrardan söylemekte fayda var. Hidrojen alkali metal grubunda yani 1A grubunda yer almasına rağmen ametaldir değil mi? Yarı metaller ve ametaller vardı periyodik tabloda. Biz metal ve ametallerle ilgileneceğiz. Ametaller hidrojen, oksijen, fosfor, karbon, azot Kükürt, halojen grubu ve selenyum elementi yani flor, klor, brom, iyot ve selenyum elementi ametal oluyor. Metaller ise biliyorsunuz D bloğunda bulunuyordu. Biz iyonik bağ kapsamında metal ve ametalleri inceleyeceğiz. Siz zaten bu konuları atom ve periyodik sistem konusunda görmüştünüz. Ben yine sizlere hatırlatıyorum. Katman elektron dizilimini bilin arkadaşlar. İlk 20 elementin Özellikle TYT kapsamında ilk 20 elementin katman elektron dizilimini bilin. Yani sıkan duyuma kadar kalsiyum da dahil olmak üzere elementlerin katman elektron diziliminin bilinmesi gerekiyor. Şimdi iyonik bağda Lewis simgelerini kullanacağız. Lewis simgeleri ne demek? Lewis simgelerinde atomların sadece değerlik elektron sayısı belirleniyor. Atomu sembolü etrafına değerlik elektron sayısınca nokta yerleştiriliyor. Bu noktalar atomu sembolü etrafına dikkat edin sırayla birer birer yerleştiriliyor. Lewis'te her elektron bir nokta ile belirtildiğinden elektron nokta simgesi de deniliyor. Çoğunlukla bir çift elektron yerine bir çizgi çiziliyor ve tek elektron için bir nokta koyuluyor. Şimdi bunlar işin sözel kısmı uygulama kısmına bakalım. Nasıl uygulayacağız bu anlatılanları? Lityum atomu. Bakınız nötr haldeyken yani katyon veya anyon değilken nötr haldeyken katman elektron dizilimi 2-1 şeklinde değerlik tabakasına dikkat edin sadece bir elektron olduğu için ne yapacağım her bir elektron tek noktayla gösteriliyor o yüzden lityumun simgesinin etrafında bir tane nokta var karbon 6 2-4 şeklinde değerlik tabakasında 4 elektron olduğu için değerlik elektronu 4 olduğu için karbonun simgesinin etrafında 4 tane nokta var. Bakınız, sırayla tek tek yerleştirdim bu noktayı. Az önce de dediğim gibi. Tamam. Mesela alüminyum atomu, alüminyum 13. Katman elektron dizilimi 2 8 3 şeklinde. Değerlik elektron sayısı 3 olduğu için alüminyumun etrafına 3 tane nokta koydum. Klor 17, 2 8 7 şeklinde. Değerlik elektron sayısı 7 olduğu için klorun etrafına 7 tane nokta koydum arkadaşlar. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam sırayla ve birer birer saat yönü veya tersine de olur fark etmez. Her bir elektron için bir tane nokta koyuyorum. Atomun sembolünün etrafına. A grupları elementlerinin değerlik elektron sayıları grup numarasına eşittir. Mesela oksijen. Oksijenin katman elektron dizilimi 2-6 şeklinde eğer oksijenin 6A grubunda olduğunu biliyorsam direkt derim ki oksijenin etrafında 6 tane nokta var. Tamam. Mesela flor 7A grubunda, halojen grubunda etrafında 7 tane nokta var. Klor. Evet, zaten bunu size sınavlarda veriyorlar. Klor 17 ama ben klorun direkt 7A grubunda olduğunu bilirsem derim ki klorun simgesinin etrafında 7 tane nokta var. Yani değerlik elektron sayısı 7 olduğu için ben bunu rahatlıkla Lewis simgesini belirtebilirim. Tamam. Mesela magnezyum 2A grubunda yer alıyor. Simgesinin etrafında 2 nokta olacak. Aynı berilyum gibi. Az önce de dediğim gibi periyodik tabloyu bilmek önemli. Özellikle ilk 20 element için kalsiyum da dahil olmak üzere. Mesela alüminyum 13. 3A'da olduğunu bilirsem derim ki alüminyumun Lewis simgesi bu şekilde. Tamam bu bilgiler önemli arkadaşlar. Katman elektron dizilimlerini bir önceki konuda görmüştünüz. Ben yine de hatırlatayım. Hidrojenden başlıyoruz. Kalsiyumda dahil olmak üzere ilk 20 elementin elektron dizilimini öğrenmemiz gerekiyor. Mesela potasyum ve kalsiyum için 2, 8, 9 şeklinde değildi. nasıl yazıyorduk? Hatırlatma babında söyleyeyim. 2, 8, 8, 1 şeklinde yazacağız. 4. periyot 1A grubunda bulunuyor çünkü potasyum. Kalsiyum ise 2A grubunda 2-8-10 şeklinde değil de 2-8-8-2 şeklinde yazacağız. Tamam. Bunları hatırlamak gerekiyor. Şimdi Lewis simgelerinde mesela sodyum atomu için konuşalım. Bu nötr olan sodyumun Lewis simgesi değil mi? 2-8-1 olduğu için bir tane elektronla belirttim. Şimdi iyonik bağda göreceğiz. Eğer bu bir elektron verilirse çünkü sodyum metal olduğu için bir elektronunu verecek. Az sonra da anlatacağım. Oktet kuralında 2 8'i sağlayacak. Sodyum artı haline gelecek. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Şimdi bir elektron verdi ya. Diyeceğim ki ben buraya artı işaretini koyduğumda anlayacağım ki demek ki sodyum bir elektron vermiş. Tamam. Buradaki biri belirtmeye gerek yok. Yani şöyle yazmaya sodyum bir artı şeklinde yazmaya gerek yok. Eğer sodyum artıyı görüyorsam anlayacağım ki demek ki sodyum atomu bir elektron vermiş. Hem katyonların hem anyonların Lewis gösteriminde sağ üst köşeye iyonun yükünü belirtmem gerekiyor. Tamam. Şimdi dublet ve oktet kuralından bahsedelim. İyonik bağ için oktet kuralı önemli ama dubletten de bahsedelim. Dublette değerlik elektronlarını ikiye tamamlama kuralı yani helyuma benzetme kuralı. Helyum nötr haldeyken Katman elektron dizilimi bu şekilde değil mi? Bakınız. Dublet kuralında hidrür anyonu, lityum ve berilyum katyonları dublet kuralını sağlıyor. Bakınız hidrojen nötraldeyken bu şekilde hidrür haline geldiğinde bir elektron alıyor. Bakınız helyuma benzemiş oluyor. Lityum bir elektron verdiğinde dikkat edin ne oluyor arkadaşlar? Yine helyuma benzemiş oluyor. Berilyum İki tane elektronun verdiğinde nötr haline göre yine helyuma benzemiş oluyor. Şimdi biz özellikle oktet kuralıyla ilgileneceğiz. Bakınız arkadaşlar. Metaller elektron verecek. A metaller elektron alacak. Metal buradaki sodyum metali için konuşalım. Sodyum 1A grubunda bir metal değil mi? Bir elektron verecek. Sodyum bir elektron verdiğinde değerlik elektron sayısını 8'e tamamlayacak. Yani... 8A grubunda yani soy gazlar grubunda yer alan neon elementine benzetecek elektron düzenini. Tamam. Demek ki oktet kuralı neymiş? Değerlik elektron sayısını en dış tabakayı 8'e tamamlama kuralı. Mesela klor ametal olduğu için ne yapacak? Elektron alacak. 2, 8, 7 ya. Bu 2, 8, 8'e benzemeye çalışacak. Yani bir elektron alacak. Elektron düzeni dikkat edin. Argona benzemiş olacak. Tamam. Demek ki klor bir elektron aldı, sodyum bir elektron verdi ve oktet kuralını sağlamış oldu. Yani en dış tabakadaki elektronlarını 8'e tamamlamış oldular her iki element de. Şimdi az önce sodyumu gördük değil mi? Diyelim bu nötr haldeydi. İyon halindeyken Lewis simgesi bu şekilde oldu değil mi? Mesela anyon için konuşalım. Klor nötr haldeyken 2, 8, 7 şeklinde değil mi? Elektron dizilimi. Değerlik elektron sayısı 7 olduğu için Lewis simgesi bu şekilde oldu. Şimdi oktet kuralı gereği Cl eksiye döndüğünde yani anyon haline aldığında Lewis simgesi nasıl olacak? Bakınız 2, 8, 8 haline aldı değil mi? Bütün noktaları belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? bütün elektron sayılarını, değerlik elektron sayılarını belirtmem gerekiyor. Dikkat edin. 8 nokta var. Köşeli parantez ve iyonun yükünü belirtiyorum. Şöyle yapmıyorum arkadaşlar. Bu anlatacağım kısım çok önemli. Klor mesela 1 2 3 4 5 6 7 yazıp köşeli parantez bu şekilde yazarsam bunun yani klorun Lewis gösterimi yanlış oluyor. Tamam? Doğru gösterimi anyonlarda tüm noktaları, değerlik elektronlarını belirtmem gerekiyor. Bu husus önemli. Bazen gözden kaçabiliyor. Basit gibi gözüküyor ama lütfen değerlik elektronlarını sayın. Anyonun etrafındaki tüm noktaları sayın arkadaşlar. Hepsinin belirtilmesi gerekiyor. Ve tabi iyonun yükünü de belirteceğim. Şimdi sizlere bu kısma kadar anlattığım bilgiler önemliydi iyonik bağ anlamamız için. Zaten bunları bilirsek iyonik bağ anlamak kolay olacak. Bakınız iyonik bağ az önce de dedim metal ve ametal atomlar arasında gerçekleşiyor. Sodyum ve klor atomu için konuşalım. Sodyum temel haldeyken yani nötr haldeyken 2, 8, 1 şeklinde değil mi? Metal, klor ise 17, 2, 8, 7 şeklinde. Bakınız sodyum metal olduğu için sodyumun lövi simgesi bir tane noktayla belirtiliyor. Klorun ise 7 tane noktayla. Bakınız sodyum bir elektron verecek klora. Klor ise bu bir elektronu alacak. Bakınız sodyum bir elektron verdiğinde 2, 8 halini alacak. Dikkat edin, sodyum artı. Klor ise ne olacak? 2, 8, 8 haline alacak değil mi? Cl eksi haline dönüşecek. Yani oktedini tamamlayacak. Değerlik elektron sayılarını 8'e tamamlayacak. Her ikisi de soy gaz elektron düzenine benzeyecekler. Sodyum burada. Klora bir elektron verecek. Sodyum artı haline gelecek. Klor ise bu bir elektronu alacak. Klor eksi haline gelecek. Bakınız dikkat edin tüm noktaları belirtiyorum. Tekrardan belirtmekte fayda var. 7 tane nokta yazıp eksi yazsam bu da yanlış oluyor arkadaşlar. Az önce de dediğim gibi buna dikkat edin. Tamam. Ne oldu? Sodyum bir elektron verdiği için katyon oldu. Klor ise bir elektron aldığı için anyon halini aldı. Bakınız her iki atomda elektron aldı veya verdi elektron düzenini soy gaz elektron düzenine benzettiler. Yani değerlik elektron sayılarını en dış tabakadaki elektron sayılarını 8'e çıkardılar. Oktet kuralını sağlamış oldular. Sodyum ve klor iyonları arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleriyle iyonik bağ oluştu. Elektron veren iyon yani buradaki sodyum katyon adını alıyor. Elektron alan iyon buradaki klor iyonu anyon adını alıyor. Tabi A metallerinde elektron verebileceğini unutmayın. Ama biz genel olarak iyonik bağ için konuşursak metaller elektron verecek, ametaller elektron alacak. Mesela magnezyum ve klor atomu. Şimdi az önce sodyum ve klor atomunu konuştuk. Şimdi magnezyum ve klor atomlarını konuşalım. Magnezyum 282 şeklinde yazarım. Katman elektron dizilimini veya hocam 2A'da olduğu için ben 2A'da olduğunu biliyorum direkt. O zaman derim ki 2 tane nokta koyarım. Tamam. Lewis simgesini göstermiş olurum. Magnezyum metal olacak değil mi? Bakınız. Buradaki 2 elektronu ne yapacak? Vermek isteyecek. Klor. 7 tane noktası var. Bakınız bir tane eşleşmemiş elektron oluyor. Bakınız bu kısım önemli. 2 noktayla gösterdim elektron çiftleri eşleşmiş yani ortaklanmış elektronlar oluyor. Tamam. Buradaki elektron ise yani tek olan tek noktayla gösterilen elektron ise eşleşmemiş yani ortaklanmamış elektron oluyor. Bakınız. Magnezyum bu iki elektronu ne yapacak? Klora verecek. Burada dikkat edin. Şimdi magnezyum klora bir elektronu verdi. E ne oldu? Klorun tüm atomları eşleşmiş oldu. Ama Boşta bir tane daha kaldı. Bunun da eşleşmesi lazım. Bunun da eşleşmesi için başka bir klor atomuna daha ihtiyaç var. Yani ikinci bir klor atomuna da ihtiyaç var. O yüzden magnezyum atomunun 2 elektronu vermesi için 2 tane klor atomuna ihtiyaç var. O yüzden formül MgCl2 oldu. Tamam. Magnezyum 2 elektronu verdik. 2 tane klor atomu da birer elektron aldı ve yapı MgCl2 oldu. Bunun da Lewis gösterimi iki şekilde oluyor. Ortaya magnezyum atomunu yazarsınız Mg artı 2 diye 2 tane elektron verdiği için. Etrafına klor anyonlarını, iyonlarını yerleştirirsiniz. Burada tabi dikkat edin yine tüm noktaları belirtiyoruz. Veya magnezyum artı 2 yazıp buradaki 2 atom sayısını belirtiyor. Atom sayısını belirtiyor buradaki 2. 2 tane klor iyonu yazarsanız yine tüm noktaları belirtiyorum. Tamam bu şekilde Lewis simgesi gösterilmiş oluyor. Burada dikkat edin magnezyumun 2 elektronu vermesi için 2 tane klor atomuna ihtiyaç var. O yüzden MgCl2 oldu. Şimdi sodyum ve kükürt atomlarına bakalım. Sodyum 11 değil mi? 1A grubunda tek noktayla gösterdim. Kükürt 6A grubunda veya 2 8 6 şeklinde de yazabilirsiniz. 6 tane noktayla gösterdim. Sodyum metal, kükürt ise ametal değil mi? Sodyum ne yapacak? Elektron verecek. Kükürt elektron alacak. 2 8 1 ya. 2 8 olması için bir elektron verecek. Kükürt 2 8 6 olduğu için ne yapacak? 2 8 8 olmak isteyecek. Yani 2 elektron alacak. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Sodyum bir elektronu verdi değil mi? Ne oldu? Eşleşmiş oldu. Ama boşta bir elektron kaldı. Bunun da eşleşebilmesi için bir tane daha sodyum atomuna ihtiyaç var. Şimdi önceki örnekte dikkat edin. İki tane klor atomuna ihtiyaç vardı. Magnezyumdaki elektronların eşleşebilmesi için. Yani arkadaşlar iyonik bağdaki püf nokta şu. Boşta elektron kalmayacak. Tekrar söylüyorum. İyonik bağın püf noktası boşta elektron kalmayacak. O yüzden iki tane sodyum atomuna ihtiyaç var. Tamam mı? Kükürtteki atomların eşleşebilmesi için. Ne olacak? S-2 olacak. Bakınız. Lewis simgesini yazarken iki şekilde yazabiliriz. Aynı MGCl2 örneğinde olduğu gibi ortaya kükürtü yazarım. Etrafına iki tane sodyumu yerleştiririm veya iki sodyum atomu yazarım. Kükürtün Lewis simgesini belirtirim. Dikkat edin. Yükünü belirtiyorum ve tüm noktaları yazıyorum. Buraya tabi 6 yazıp 6 nokta yazıp 2 eksi yazarsam yanlış oluyor. Lütfen ama lütfen sınavlarda buna dikkat edin. Bazen gözden kaçabiliyor. Bu iyonik bileşiğinde Lewis simgesi bu şekildeydi. Şimdi alüminyum ve azot atomuna gelelim. Alüminyum 3A grubunda yer aldığı için 3 tane noktayla belirttim. Azot 5A grubunda yer aldığı için 5 tane noktayla belirttim ne yapacak alüminyum? En dıştaki bu 3 elektronunu azota verecek değil mi? Şimdi azot ise ne yapacak? Bu 3 elektronu alacak. 2 5'te 2 8 olacak. Yani alüminyum artı 3 azot 3 eksi olacak. Yani yapının formülü ALN bileşi olacak. ALN iyonik bileşi olacak. Burada alüminyum 3 elektron verdi. Azot ise bu 3 elektronu aldı. Yani oktedenini sağlamış oldu. Kalsiyum ve oksijen atomlarına bakalım. Kalsiyum 2 8 8 2 şeklindeydi. 2A grubunda yer alıyordu. Oksijen 6A grubunda yer alıyordu. Kalsiyumun Lewis simgesi, oksijenin Lewis simgesi. Kalsiyumda 2 tane, oksijende 6 tane nokta olacak. Kalsiyum ne yapacak? Bu 2 elektronu verecek oktedeni sağlaması için. Oksijen ise bu 2 elektronu alacak. 2, 8 halini alacak. Yani kalsiyum artı 2 olacak. Oksijen eksi 2 olacak. Yapının formülü de CaO şeklinde olacak. Şimdi arkadaşlar iyonik bileşiklerin genel özelliklerine bakalım. Bunlar önemli. Sözel kısmı önemli. Sınavlarda karşımıza çıkabiliyor denemelerde. İyonik bileşiklerin en küçük birimi dikkat edin, birim hücrelerden oluşuyor. Konu anlatım kısmında görmüşsünüzdür. Kristal yapılardan oluşuyor, yani birim hücrelerden oluşuyor. Kovalent bileşiklerin ise en küçük birimi moleküllerden oluşuyor. Yani su, karbon tetraklorür (HCl) gibi kovalent bileşiklerin en küçük birimi moleküller. Mesela sodyum klorür, magnezyum klorür. Az önce de gördük. Kalsiyum oksit gibi iyonik bileşiklerin en küçük birimi ise birim hücrelerden oluşuyor. Katı halde elektriği iletmiyorlar. Sıvı halleri ve sulu çözeltileri elektriği iletiyor. Mesela sodyum klorür katısı elektriği iletmiyor ama sodyum klorür suda çözünürse elektriği iletir arkadaşlar. İyonik bileşikler oda koşullarına katı halde bulunuyor. İyonik bileşiklerin çoğu tuzdur. İyonik bağ güçlü olan iyonik katıların erime noktaları yüksek oluyor. İyonik katılar sert ve kırılgandır. İyonik kristaller sıkıştırıldığında aynı yüklü iyonlar birbirini ittiği için bu itme sonucunda kristal yapı bozuluyor. Şimdi iyonik bağın sağlamlığından bahsedelim. TYT kapsamında sizi bu kadar zorlamazlar ama okula yönelik veya denemelerde karşımıza çıkabilir. İyonik bağ sağlamlığı iyon yüklerinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. İyonlar arası uzaklık yani iyon yarıçapıyla ters orantılıdır diyeceğim. Mesela sodyum florür sodyum klorür'e göre daha sağlam. Yani erime noktası daha yüksek. Bunun da sebebi mesela buradaki sodyumlar ortak değil mi? Dikkat edin. Florun çapı klorun çapından küçük olduğu için iyonlar arası uzaklık yani iyon çapı da iyonik bağın sağlamlığıyla ters orantılı olduğu için diyeceğim ki sodyum florür, sodyum klorür göre daha sağlam. Yani erime noktası daha yüksek. Çünkü çapla ters orantılı. Magnezyum oksit, magnezyum klorür. Burada dikkat edin. Magnezyumlar ortak. Yine klorun çapı oksijenden büyük olduğu için dikkat edin. Klorun çapı oksijenden büyük olduğu için ve iyon yükünün büyüklüğü doğru orantılı olduğu için yani oksijenin iyon yükü klor'dan büyük olduğu için diyeceğim ki magnezyum oksit magnezyum klorürden daha sağlam. Yani erime noktası daha yüksek. Mesela magnezyum oksit sodyum klorürden daha sağlam. Neden? Yine dediğim gibi klorun çapı daha büyük ve oksijenin iyon yükü daha büyük olduğu için magnezyum oksit daha sağlam diyeceğim. Demek ki iyonik bağ sağlamlığı iyon yüklerinin büyüklüğü ile doğru orantılı, iyonlar arası uzaklık yani iyonun yarıçapıyla ters orantılıdır diyeceğim. Evet, bu video için anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Diğer videomda yani bu videonun devamı kapsamında ikinci videomda iyonik bileşiklerin yazılması ve adlandırılmasından bahsedeceğim. Bir sorunuz olursa lütfen yorum kısmına belirtin. Karşınıza çıkacak olan bağlantılardan sağ üst bağlantıdan ve videonun açıklama kısmından diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dilerim. İyi çalışmalar, sağlıcakla kalınız.